Herkese Herkese günaydın. Evet arkadaşlar, biz yine karşınızdayız. Yeni yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir kahvaltılık hazırlayacağız. Bugün güne enerjik başlamamız gerekiyor. Çünkü bugün de çok yorulacağız. Dün zaten bizi görmüştünüz. evet. Aynen öyle, sıkı bir kahvaltı yapalım. Sonra işlerimize girişeceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bu tarif için hemen malzemelerimize geçelim. Şu şekilde 1-2 dilim kadar beyaz peynir kullanacağız. 2-3 tane domates kullanacağız. Şu şekilde tadını ve rengini çok beğendiğimiz için 2 kapya biberimiz var. 3-4 tane orta boy yeşil biberimiz var. En ana maddemiz 4 tane yumurtamız var. Şu şekilde kaşar peyniri rendeleyeceğiz. Biz 1 su bardağı kadar rendeliyoruz. Bu bize yeterli oluyor. Dilediğiniz baharatlardan da koyabilirsiniz. Özellikle ben kekiği çok yakıştırıyorum. İsterseniz hep birlikte yapalım. Göstermek istedik. Şu şekilde biberimin iki tanesi fazla geldi. İki biber, iki kapya biber kullanmış oldum. Şu şekilde domatesimiz, kaşar peynirimizi rendeledik. Şöyle beyaz peynirimizi içerisine koyalım. Dört tane yumurtamızı kırıp, Ümit Bey de şurada baharatlarını ayarlıyor. Aynen. Baharatlarını da koyduktan sonra bu fırına gitmeye hazır. Gördüğünüz gibi yağlı kağıdımızın, fırın tepsimizin üzerine ekmeklerimizi dizdik. Şu şekilde karışımı da güzelce iç içine karıştıralım birbirine girsin diye. Şimdi bu karışımı ekmeklerimin üzerine koyup doğru fırın yolculuğuna gideceğiz. Şimdi ekmek pizzalarımız fırına gitmeye hazır. Bunlar arkadaşlar üzeri güzelce kızarana kadar pişsinler. İçerisinde yumurta da var çünkü. 200 derecelik fırınımı ayarladığımı söylemiştim zaten. Bir 10 dakika sonra zaten üzeri bayağı kızarmış olacak. Yumurta altına akan, ekmeğin altına akan yumurta da pişsin diye 150 dereceye indirip 10 dakikada o şekilde pişireceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi ekmek pizzalarımız fırından çıktı. Sıcak sıcak. Şimdi kahvaltılıklarımızı hazırladık. Şimdi güzel bir hava var dışarıda. Hep birlikte gidelim. Evet arkadaşlar, biz yine balkonumuzdayız. Kahvaltılıklarımızı hazırladık. Ama birazcık acele etmemiz gerekiyor. Çünkü daha... Ben dışarı çıkacağım ve bugün börek yapacağımız için yufkalarımızı alacağız ve birazdan sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, yufka almamız gerekiyor ve benim yoğurdumuz bitti evde. O yüzden süt almamız gerekiyor. Yoğurt mayalayacağız. Bunları da hep birlikte yaparız zaten. Şimdi biz sıkı bir kahvaltıya. Evet arkadaşlar, şimdi önlemimizi aldık, maskemizi taktık. Hemen işlerimizi halledip geleceğim. Evet, çünkü birçok iş Ümit Bey ve beni beklemekte. Evet, hemencik gel, tamam mı? Dikkat et, hiçbir yere elleme, hiçbir yere dokanma. Sonra cebinden eldivenleri de tak. Tamam başkanım. Evet, hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Ümit Bey'i uğurladım, gördünüz. Şimdi ben bir bardak keyif çay içeceğim. Ondan sonra bulaşıklarımızı yıkayıp tezgahımı güzelce toparladıktan sonra hemen odaları bir süpürge çekeceğim.
Süpürge çektikten sonra da hemen camlarımızı sileceğiz. Camlardan sonra da börek yapımına geçeceğiz. Buzluğumuzu dolduracağız. Hadi bakalım. Geldi. Şu şekilde lor peyniri almış. Hem patates yapacağız arkadaşlar. Bu arada böreğimizi hem de lor peynirli. Şu şekilde 3 kilo kadar yufkamız var. 3 litre de sütümüz var. Hatta bunu şimdi yoğurdumuzu mayalayacağız. Daha sonra da börek yapımına geçeceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi sütümün dışını da yıkadım dışarıdan geldiği için. Bunu tenceremize boşaltacağım. Kaynadıktan sonra parmağımızı, serçe parmağımızı içine sokup 15-20 saniye içinde tutabiliyorsak eğer, o zaman mayalama işlemine geçeceğiz. Mayalama işlemini de size göstereceğim. Arkadaşlar şimdi börek için patatesli ve lorlu yapacağız demiştik. Ben patatesleri kabuklu bir şekilde haşlamayacağım. Soyup aynı patates yemeğine doğrar gibi küp küp tencerenin içine koyup güzelce kaynatacağım. Sonra suyunu süzdükten sonra ezip börek harcı yapacağız. Hem bu şekilde daha pratik oluyor hem de zaman tasarrufu yapmış oluyoruz. Bir taraftan da şurada yeşillik, gördüğünüz yeşillik bizim öğle yemeğimiz olacak. Daha doğrusu ikindi gibi de olabilir. Çünkü saat 11'di kahvaltı yaptığımızda. Şu an saat neredeyse 1 falan oldu. Evet, onu yemek olarak yoğurtlayacağız. Süt ve patateslerimiz haşlanırken de biz camları silmeye başlayacağız. Şekilde hazır. Sıcak suyumu da ekledim üzerine. Bu şekilde haşlansın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ocağım bayağı dolmuş durumda. Burada yoğurt mayalamak için sütüm kaynıyor. Burada öğle yemeğimiz olacak kirişimiz var. Ve şu şekilde de böreğimizin içerdiği için patatesimiz haşlanıyor. Şimdi bunlar burada kaynarken ve olurken üçü bir arada anlaşıp kaynasınlar. Biz de en azından mutfağın camından başlayalım silmeye. Arkadaşlar şimdi yoğurdumuzu mayaladık, yemeğimizi yedik, enerjimizi toparladık. Evet arkadaşlar, ne kadar güzel, böyle şiir gibi söyledin. Aynen, yılmış güzel şiir gibi. Yaklaşıyorken herhalde hazır. Neyse arkadaşlar, biz dediğimiz gibi camlarımızı sileceğiz şimdi. Yemekten önce zaten evlerimizi süpürmüştük, orayı evet. Göstermedik. Her odayı süpürdüğümüz için ve ışık açıkçası pek iyi olmadığı için orayı göstermedik. Şimdi camlarımızı hemencecik sileceğiz. Şimdi enerji full. Camlara geçiyoruz. Aynen. Ondan sonra da birlikte böreğimizi saralım.
masamızı ayarladık. Şimdi size hemen kısaca malzemelerini bir göstereyim. 3 kilo yufkam bu şekilde. Yufkamı 4 parçaya ayırarak üçgen elde ettim. İç harçlarıma gelince şu şekilde patatesli ve şu şekilde de lor peynirli. Sosu için ise 2 adet maden suyu ve 2 çay bardağı da, şu 2 çay bardağı kadar arkadaşlar, 2 çay bardağı da sıvı yağ. Yufkalarımı sardıktan sonra bu sosun içerisine koyacağım. Resmen banyo yaptıracağım yani. Çünkü internette de bu şekilde geçiyor arkadaşlar, banyolu börek diye. Bunu buzluğa attığımız zaman çıkarıp fırına verdiğimizde inanın ki çıtır çıtır, daha yeni fırın. Yeah.
Evet arkadaşlar, bizim börek sarma işlemimiz bitti. Şu şekilde 45 tane peyniri çıktı ve şu şekilde 40 tane de patatesli böreğimiz çıktı. Şurada biraz kendimiz için ayırdık. 1,5 yufka falan var üçgen şeklinde. Bunu şimdi çayla birlikte kendimiz yapacağız. Kahveden vazgeçtik yani canımız çekti yaparken. Şimdi biz bunları buzluk poşetine güzel bir şekilde 15'er 20'şer de koyacağız. Buzluğumuza yerleştirdik. Bugün bizim için biraz yorucu bir gün oldu. Şimdi bizim için biraz dinlenme zamanı. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi unutmayınız.